Evet efendim, güzel bir eserden sonra İsmail Arıkan eseriyle devam edelim. Kendilerinin de aynı şekilde şiir grupları vardır. Buradan bunu da belirtelim. Senin için ölümden bahsettim bunca zaman diyeceğiz. Deli gibi sevmiştik bir zaman. Sen benim, ben de senindim. Ayrılık bizi bulmadan. Ölüm bile bir içti benim için. Seni sevdiğim zaman. Çok sevmiştik, çok. Ayrılacağımız aklımıza gelmeden hiçbir zaman. Sen kendi yolunda, ben kendi yolunda olduk şimdi. İki yabancıyız aslında. Ne sen eskisi gibi tanıyorsun beni, ne de ben seni yaşıyorum eski gibi. Çok değiştik, çok. Sevdiğimiz, mutlu olduğumuz günleri unuttuğumuz zaman, geçmişte kaldı tüm güzellikler. Cahilliğimizle her güzel şey gitti gibi. Aşkımızı da tükettik, senle ben. Hiçbir zaman anlamayacağımız duygularla, güzelliklerle dolu hayatımıza son verdik. Pişman olsak da geri dönülmeyecek bir yolda mutluluğumuzu bitirdik. Ölümün de anlamı kalmadı. Sensiz yaşamanın da. Duygusuz bir halde, darmaduman halimle. Evet, bir Arzu Günal eseriyle seslenelim. Kepenklerini indir kadın diyeceğiz. Kapitalist dokunuşların binlercesine buluşturur billur tenli bedenini. Yalancı dünyanın sahte melekleri, ödenen bedellerin ırzına geçer, düşün. Susarsan, izin verirsen ölürsün. Sana dokunmalarına izin verme. Öznene sahip çık kadın. Lekelenmesin hayatının beyaz haleleri. Şehvetler imnalarını ters yüz eder. Bu yüzden zımbala salyaları akan hissizleri çukurlara. Şekerli yalanlar avutmasın seni. Kaç gönül sığdıracaksın ki aşka ömrünce? Sığdırmaya çalışırsan doyumsuzca patlar yüreğin bakır çalığı çıkmazlarda. Kepenklerini indir kadın. İndir. Düşkünlerin kasıklarında yanlış hecelerin kadını değilsin sen. Sevme. Kimle savaştığını bilmediğin erkekleri kurdukları şehvetli cümlelerde elittirirler seni. Cilalı haydi ruhunu, hislerini, tenini. Aşk ince bir danteldir kalplerde. Sevişmelerden öte, tasellikten öte herkese elletme. Dikemezsin sonra yırtılan hislerini. Evet efendim, bu eserden sonra hemen bir Hülya Berfin Yalçın eseriyle devam edelim. Bir gurbet şiiri, yine bütün gurbetçilerimize gitsin istiyorum. Ah gurbet diyeceğiz. Berfin Yalçın, Hülya Berfin Yalçın Hanım'ın kaleminden. Sen ne zalimsindir, ben sıla yandıkça. Acımasızlığın acısı hala yakar bağrımı. Bir kez daha düğümlenir, boğazımda yumruk olmuş. Yüreğimden kokup dilime varmayan kelimelerim. İnce ışıltılı yaşlar gözlerimden süzülür. Yıldızların bile benimle ağlar. Fiden kalma bir zamandı, soğuk. Çelik kelepçelerini nasıl da acımadan geçirdin gencecik bileklerime. Müebbet dedikleri sen misin ya meğer? Hücrende yıllarca beni hapsettin. Özgür mahkumun oldum. Bir günüm bir yıl gibiydi senin ellerinde. Beş yıldızlı iki dertlerim. Hiçbir masal anlatmazdı büyüklüğünü. Mavi gökyüzü örtemezdi üzerine. Herkesler çoğaldıkça artı senin ellerinde yalnızlığım. Kelepçeler bileğime değil yüreğime kilitlendi. Hasta düştüğümde yoktu bir hal soran. Soğuk duvarlar vardı yalnızca gördüğüm. Gelip çattı mı bahar yaz ayları... Yüreğime daha bir tutunurdu hüzün.
Güneşin de daha bir üşürdüm senin. Bir tek gözlerim sınav hasretiyle yanar, kavrulurdu donan bedeninde. Ekin kokusu sılamın bağlarından ılgıt ılgıt rüzgara salardı nefesimi. Salınışını düşlerdim dağlarımda kutsal nergislerimin, ağlayan gelinlerimin. İçim dışım, sağım solum, dört bir yanım olmuş gurbet. Kim bilir kaç bahar böyle geçti ki saymadayım. Ah ata yurdum, hasretim, hani derler ya, burnumun direği sızladı. Ve yine fevkalade bir eserle seslenelim. Bir Franç tarafına gitsin bu güzel eser. Ülker As kardeşimizin kaleminden. Yine güzel, yine güzellik dolu, esenlik dolu. Ne diyeceğiz? Gidiyorum diyeceğiz. Sakın bakma ardımdan, belki o zaman vazgeçerim. Gidiyorum, bu son bakışım olsun sana. Senden kalan tek iz dimağımda. Belki onu da unuturum zamanla. Gidiyorum, iyi bak kendine. Anıları silmeden gözlerimden. Gidiyorum işte. Gidiyorum, artık bir vedaya daha gerek yok. Söktüm birer birer, tek tek yılların seherini yüreğimden. Söktüm, tekrarı yok. Ne varsa biriktirdiklerimden. Ama sevdim, çok sevdim. Sevdim sana, sana bile hissettirmeden. Sevdim seni, ellerim ellerine değmeden. Sevdim seni, gidiyorum içimde sen. Sevdim seni, yine yarım kaldım ben. Tüm hayallerimi yaktım sen görmeden. Gidiyorum, iyi bak kendine. Anıları silmeden, daha gözlerimden. Gidiyorum işte. Terk ettim rüyalarımı. Belki de her defasında dalgalanacak İçimde hüzün bulutları. Belki de. Neyse boş ver. Öyle işte. Gidiyorum. Evet, Ülker As kardeşimizin bu güzel eseri için çok teşekkür ediyorum. Ve Kimi Sevsem isimli şiir ve yorum Alican Sofya'ya ait güzel bir şiir dinletisini sizlerin huzurunda ben efendim sunmak istiyorum. Tüm değerli kalemler ve tüm dinleyiciler için gelsin. Kimi Sevsem. Senden kalma birkaç alışkanlık karşılıyor beni. Kimse senin gibi elimi sıkmıyor. Gülerken gözlerini kısmıyor. Sen gittiğinden beri birkaç acı her gece boğuyor beni. Kiminle geçsem seninle oturduğumuz yerlere takılıyor gözüm. Neden ağlıyorsun diyorlar, cevap veremiyorum. Seni hala sevdiğimi söyleyemiyorum. Onların nasıl kahve içtiğini sormadan iki şekerli diyorum. Alışkanlık bu ya sevgilim. Seni unutamadığımı kendime bile söyleyemiyorum. Kiminle bir film izlesem en acınası yerinde sarılmalarını bekliyorum. Her korktuğunda göğsüme kafasını koyup geçti mi demelerini bekliyorum.
Artık yok şiirlerimde süslü püslü kelimeler. Hayalimizdeki evin nasıl olduğunu anlatamıyorum mesela. Çocuğumuz olduğunda babası gibi delikanlı olsun derdin ya. Bak, bak sevdiğim, onu bile hatırlıyorum. Kimi sevsem bir yanı eksik. Kurduğum hayalleri başkalarıyla kurmaya çalışıyorum, olmuyor. Sana benzeyen bir ses duyduğumda nasıl bir heyecanla arkamı döndüğümü bir görsen. Her otobüste acaba bir kere daha görebilir miyim arayışı? Nasıl umutsuz bir çabadır bir bilsen. Seni kime anlatsam unutmalısın diyen sözlerle karşılaşıyorum. Bilmiyorlar ki sevdiğim unutmak aşkın ölümcül kanseridir. Kimi sevsem sen değilsin. Kimi sevsem sen değilsin. Efendim, güzel bir eseri de huzurlarınızda takdim ettik ve bir Murat Şahin Göz eseriyle hemen güzel yüreklere seslenmek istiyorum. Yerini bilmiyorsa bir insan diyeceğiz. Yerini bilmiyorsa bir insan, taştan su çıkmaz ki kassan kassan. Ona şiir değil destanlar yazsan. Yerini bilmiyorsa bir insan, durur kazık gibi yürür yan yan. Yerini bilmeyenle olma can. Vezir olsan daha rezil eder, daima hep geri geri gider. Seni sarar hep acı ve keder. Yerini bilmez yine o insan. Nedir bilmez güzellik ve ihsan, güzel insan ile güzel lisan. Yerini bilmiyorsa bir insan, taştan su çıkmaz ki kassan kassan. Ona şiir değil destanlar yazsan. Yerini bilmiyorsa bir insan. Ve bir Çetin Nay eseriyle hemen devam edelim istiyorum. Aslında çoğu şey aynı hayatta feda edilen bir ömür isimli güzel bir eser huzurlarınızda. Feda edilen bir ömür, bir yudum aşka, ayrılık gecenin ortasında, acı bir yutkunuşun, Adem elmasını sökercesine aşağıya çekişi, omuzlarda yük, yarın vefa bilmezliğin mısrağını sırtlayıp gidişi, bir parça unutulmuşluğun ardında, tüm dünyaya dargınlık misal, ne kadar uzağa gitsen hasret o kadar yakar. Ve daha niceleri var. Her şeyden biraz mevcut içinde. Birinin dozunu fazla kaçırdın mı? İşte insan o zaman oluyor darmar. En nihayetinde insanız. Ölçü bilmek de üstümüze yok. Şaşkınlık, bu da mı? Sen de mi o da mı demeye kalmadan. Izdırap ve pişmanlık. Ama artık çok geç. Şimdi iki ihtimalden birinin üstündesin. Ya bittin, yayı bitirdin.
Yine resital halinde gönderilmiş olan, şiir renginde grubunda gönderilmiş olan ben eserlere yer vermek istiyorum. Muhammed Burkucu Bu Gece diyeceğiz efendim. Bir başkayım bu gece, karanlığın. Ay karardı, gece sustu, ben sustum. Bu gece ben dardaki pir sultanım, dar ağacı kendi elimle kurdum. Musa oldum, yere vurdum asayı. Peşindeydi Firavun ve ordusu. Bu gece ben yardım Kızılırmak'ı. İnandım diyen duydum bulunca su. Yezidler geldi, her yeri yaktılar. Hiç yoktan karanlığı dağıttılar. Bu gece çarmıhıma İsa oldum. Balık olup da yüzmedi odunlar. Ölümü aldım koynuma, lal oldum. Ne Azrail duydu beni, ne de yar. Bu gece zindandaki Yusuf oldum. Oturup benle konuştu dört duvar. Mevlana'yı gördüm Şems'e ağlarken. Yüz çevirmiş yar, ay kararmış gamdan. Bu gece Şems oldum kaybolup giden. Kimseye ses etmedim kör kuyudan. Bir ceylan indi bu gece ovama. Prangalar bırakmadı yanına. Avcıyı gördüm gelirken uzakta. Yapamadım bir şey, deliye döndüm. Bu gece ceylan öldü, ben de öldüm. Evet, Muhammed Burkucu'nun eserinden sonra bir Taner Metin eseri hemen huzurlarınızda seslendirmek istiyorum efendim. Aşağı sorulmaz. Aşağı sevdin diye sorulur mu? Sevmeyen dallar gider mi uzaklara? Gözleri yıldızlar da olur mu? İzler mi ümitleriyle beraber batan güneşi? Her çalan şarkıda kendini bulur. Özlem duyar mı notalarda yanan yürekleri? Yeşertir mi ümitlerini baharlarla? Donarken kışlarda yüreği, ayrılır mı kağıt kalemden? Ay vazgeçer mi geceden? Kalp kalpten, gül dikenden, göz gözden, el elden, ben senden. Sayın eğitimci şair Taner Metin'in bu güzel eserinden sonra ben sizlere efendim Sayın Zekeriya Efiloğlu'nun kaleminden ve yorumundan Fay Hattında Şiirler 11 numaralı şiirini hemen huzurlarınızda efendim sunmak istiyorum. Herkese güzel dinlemeler diliyorum efendim. Fecirde yoğrulmuş şiirler söyledim sana. Anlamadın oysa. Kelepçeli yalnızlıklar ısmarladım. Sırf sen görme diye bileklerimden kanarken. Yamalı sözcüklerim kalınca yollarda. Döküldüm toplanırken güneşin ışıkları. Yivsiz bir tüfekten saçılınca kurşunlar. Ay dönünce evine, ben seni beklemedim. Sadece çalınmış zamanlarımı kirpiklerine ekledim. İstediğim kadar ölebilirdim eşiğinde. Ben zaten ölebilecek kadar sendim. Sakın bırakma ellerimi, gözlerindir yüreğim. Mağrupta uzayan şarkılar söyledim sana. Dinlemedin oysa. Bakışların keskin hançer yarası. Yarım asırlık bekleyiş ve sonrası tufan, ellerimin karası. Köklerimden yeşeren tarih acıtır zamanları. Sırtımda kambur yaşanmışlıklar. Bir türlü tutturamam. Hep yek gelen zarı. Gece dönünce evine, çığlıktan bir resim çizecektim. Çığ gibi büyürken küçüldüğüm aynalar. Sır olup akacaktım 39 yaşıma kadar. Yaşanmış suların kıyısında, yaşanmamış mutlulukları sobeleyecektim. Yaşanmış suların kıyısında, yaşanmamış mutlulukları sobeleyecektim.
Evet efendim, Fay Hattı'ndan şiirler. Sayın Zekeriya Filoğlu'na biz buradan teşekkür edelim. Gerçekten hem yazıyorlar hem yorumluyorlar. Çok da güzel, takdire şayan eserler efendim. Beresidel halinde. Hemen devam edelim İsmail Arıkan şiirleriyle edelim efendim. İsimsiz kaldı işte duygular. Yüreğimin sensiz kaldığı gibi. Adı olmadı bir türlü sevdanın. Duyguların sessizliği gibi. Yalan yoktu. Ama kahramanları eksikti bu sevginin. Bir ben vardım, senin ise sadece adın. Sen varken sensiz düşünülen bir hayattı. Ne geçmişi ne de geleceği vardı. Belki de sensizliğin sessizliğiydi. Duyguların tek anlamlı adı. Şimdi gidiyorsun, ardına bile bakmadan. İsimsiz kalmıştı duyguların. Gidişinle sessizlik sardı dört bir yanı. Ardından isimsiz kalan duyguların söylüyor şimdi sana. Duygularım sessizliğinden yana. Ve bir Arife Esrarı eseriyle hemen seslenmek istiyorum. Kalbi Hicran Keşi diyeceğiz. Hiç eskimedi sevdan o ahşap düşlerimde. Yanağından çocuksu mahşum öpüşlerimde. Ne çok handekar gizli saklı gülüşlerimde. Bir nevki müjgan ara meğer sevda beşiği. Mazide eski yara kalbi hicran kesiği. Hoş bir lahza içinde sevinçten delirirdim. Güneşten önce doğar, gölgene serilirdim. Gözlerinde vurulur, ölsem de dirilirdim. Bir aşkı bahtı kara, meğer sevda beşiği. Eskimeyen hatıra, kalbi hicran kesiği. Eylül bakışlarında hüyayı hazin mevsim. Ve bir hasret sokağı, batser hüzün adresim. Senden geriye kalan bir mektup, birkaç resim. Sığmaz şiiri satıra, meğer sevda beşiği. Bir saft sada ve nara, kalbi hicran kesiği. Evet, bir Mithat Karamış eseriyle hemen seslenelim. Aşk ile bilinir ol Muhammed, sevmeyenler çeker zahmet demiş. Okuyalım aşkın kitabını, yaşayalım hakkın fermanını. Gönüllerde bulalım tadını, alalım ey dostum senin ile. Aşk ile okuyanlar hitabı, akar daim gözlerinin yaşı. Verirler dostun yoluna başı, verelim ey dostum senin ile. Aşk ile bilinir ol Muhammed, sevemeyenler çeker zahmet. Eylese bin yıl Kur'an'a hizmet, sevelim ey dostum senin ile. Aşk yoluna konuldu engeller, idamdan indirilmez erenler. Kapalıdır ilmi ledyuniler, yaşayalım ey dost senin ile. İnsanlık ilahi aşka muhtaç, odur aç gönüllere tek ilaç. Aşktır sevenlere sonsuz taç. Alalım ey dostum senin ile. Aciz Mithat aşık ol canana. Yetişir Hak Mevlam imdadına. Yunus'la girelim bu meydana. Yanalım ey dostum senin ile. Evet efendim, bu güzel eserden sonra bir Osman Öztürk eseriyle devam etmek istiyorum. İçimi yakan yazımsın artık. Kışla geldin sen, baharım oldun. İçimi yakan yazımsın artık. Her sabah mavi denizlerden bana göz kırpan güneşim oldun, kumsalları kavuran. Güneşin yazısın artık. Solgun olur susuzluktan yaz çiçekleri. Hasrettir yağmura yanar yürekleri. Özleminle yanan gönül bahçeme, yaz sıcağında can veren suyumsun artık.
Zorla ayırdı seninle beni zalim zamanlar. Niçin sağa sola sürüklenir severken insanlar? Sevmeden yaşanır mı dört duvar arasında? Gerçekleri yansıtmaz mı aynalar? Yüzünü saklasam da benden mutlu olmadığını biliyorum bir tanem. Mutlu olmanı dilesem de senden gün ışımaz sabah olmaz ki bir tanem. Özlemlere dayanmaz ki yürekler. Gecelerde, gündüzlerde, gizli gizli ağlar bozkırda. Sen yokken. Bir Osman Öztürk eserini seslendirdik. Taflan Mevsimi şiir kitabındandı. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Ve güzel bir eserle devam edeceğiz. Sayın Serman Türk Yılmaz hanımefendinin kaleminden efendim Gülüm isimli şiiri. Efendim çok güzel bir şekilde de bestelenmiş Ersin Kayışlı beyefendinin yorumundan, güzel yüreğinden ve Selma Türk Yılmaz hanımefendinin o güzel kaleminden bu eseri siz değerli dinleyicilerimize göndermek istiyorum. Seher vakti zikrimin edasını duyarak delalete düşmeyip dost sözüne uyarak hasretinle beklerken yıldız gibi kayarak yaralı acısını bil gülüm, hasretinle beklerken yıldız gibi kayarak yaralı yüreğimin acısını bil gülüm. Kararan ufuklara güneş gibi doğsana, sevdalı yüreğime rahmet gibi yağsana, kasvet bulutlarını uzaklara yılsana, koyu yalnız son verip de gel gülüm. Kasvet bulutlarını uzaklara yığsana, koyu yalnızlıklara son verip de gel gülüm. Sevda yüklü hanidim, yüklerimi devirme. Yıkık viran haldeyim, harabeye çevirme. Yandım yanaca kadar, yakıp yakıp evirme. Sevdan ile kavrulan aşka çözüm bu.
gülüm. Yandım yanacak kadar, yakıp yakıp evirme. Sevdan ile kavrulan aşka çözüm bul gülüm. Sevgi kargaşa ile bağdaşamaz. İnsan sevgisine dil uzatanlar karanlıkları görür. Karanlık renklerin oluşturduğu düşlerin sloganları yürek sevgisini yok eder. Aşkın ve barışın sesi kırmak, dökmek, saldırmak, çıldırmak değildir. Güzellik medeniyetle gösterilir. Uçurumların neden ihtiras, anlayış ve eksikliği ve saygısızlıktır. Güzelliği görmeyen gökyüzüne bakabilir mi? Martılarla konuşabilir mi? Yağmuru duyabilir mi? Çığlıkla hiçbir başarı elde edilemez. Hürriyet ancak eğitimle elde edilir. İnsan ve düşünceyi ayırt etmezsin. Bizlere bahşedilen dünyanın nimetlerini paylaşmalıyız. Sevgi ve barış hepimizin isteği olmalıdır. Aydınlık ve özgürlük mirasımızdır. Bu mirasa biz duygusuyla sahip çıkmalıyız. Zihinlerimizi asla karanlığın gömleğini giydirmeyelim. Hiçbir güce, imparatorluğa, krallığa, hükümdara kalmayacak bu dünya ki misafirliğimizde temel felsefe sevgi olmalıdır. Bireylere temel eğitim olarak verilmeli ve bu anlamda önemli çalışmalar olmalıdır. Yaşam kaynağımızda paylaşımın, başarıda desteğin ve birlikteliğin anlamı her alanda önem kazanmalıdır. Gelin, hepimiz bir akım başlatalım. Her paylaşımımızda, konuşmalarımızda, yaşantımızın her anında güzelliği seçelim. Karşımızdakini anlayalım. Kabul etmede yapıcı, eleştiride dikkatli, kusur görmeyen, kibirlenmeyen, tek üstün gücün Yaradan'a ait olduğuna inanan, yetenekleri paylaşan bireyler olalım ve etrafımızı teşvik edelim. Barış içinde, huzur için bir etnik köken, mezhep, ırk ve düşünceyi ayırt etmeden birlik ve beraberliği sağlayalım. Tek bayrak, tek vatan ve bütün içinde yaşayan millet olalım. Mavi gökyüzü bize sesleniyor. Beyaz güvercinleri uçurtmaya ne dersiniz? İnsan sevdikçe, paylaştıkça hayat anlamlı olacaktır. Efendim, bu mesaj yüklü güzel yazıyı sayın eğitimci yazar Sultan Özdeş hanımefendi gerçekten çok da güzel anlatmış. Sevgiyi, beraberliği, dayanışmayı, paylaşmayı anlatan bir eser. Kendilerine ben çok teşekkür ediyorum. Ve bir Ferda Yalçın eseriyle devam edelim. Körfez'deki sesim. Yarım saate yakın denizi seyredeceksin yine. Bir sigara yakıp derin bir nefes çekeceksin. Mesaiye başlamadın. Hatrını soracaksın. Sevdiklerinin denizin dalganın uzaklarda bir yerde. Özlediğinin özleyenin söylenmişleri gelecek kulağına. Kaçmayacaksın yağmurdan.
damlaların denizine nasıl düştüğünü, izlerken konuştuklarınızı hatırlayacaksın. Doktor şarkısını tam da şimdi durduğun yerde söylediğin anı hatırlayacaksın sonra. Sonra türküler, sözler, innası yoktur duyguların. Unutma, sakınla başlayan, görmüşem, sevmişem, isterem seninle alevlenen, bir yabancı gözün değmesiyle nazara gelen, kalmakla gitmek arası, gün ışığıyla karanlığın aykırı telaşı içinde, suskun günlerin başlangıcı, feryat figan yok ama kimse de, metanetli bir bekleyiş sessizce. Sen oradan bir canım de, benim kalbim kaburgamın altına sığmasın. Can babanın dediği bizim de hep andığımız gibi, baktığın uzaklarda deniz karartısındayım. Baktığım uzaklarda ufuk çizgisinde suretin, imlasız bir yerinde. Zamanın karşılaşacağız. Biliyorum, biliyorsun. Bir nefes daha çekip sigaradan derinden bakıyorsun. Dalgaların dansına nasıl o da biliyor, nereye nasıl gideceğini. Ve bir Recep Şiker eseriyle devam edelim efendim. Gecelerden bir gece diyeceğiz. Gecelerden bir gece sen, o gece gözlerinle bakıp ta gözlerime demiştin ya, hani benim şiirim nerede diye. Evet bebeğim, şiir olsun senin istediğin. Dile istersen gökyüzünden yıldız indireyim. Hasretini, özlemini ben çekerim. Tek mutluluğu olsun senin yalnız bu gece değil. Bu gece yıldızlar ülkesinde tatil. Kara kara bulutlar gelmiş misafir. Bak işte, hediyeleri yağmaya başladı çisil çisil. Hayal bu ya güzelim. Seninle dolaşıyoruz yağan yağmur altında. Bir an dudaklarım usulca dokunuyor dudaklarına. Sen bana bakıyorsun, ben sana. Uyanıyorum bu tatlı düşten, başımı vurunca duvara. Şiir istedin, işte sana şiir. Yalnız kalemin yazdığı suç değil benim. Evet bebeğim, sen de hayal kurarsın ya bazen üstü kapalı sevdalara dair. Bilirsin sessiz olur böyle geceler. Nihavent makamında bir şarkı gibi. Çoğu zaman yalnızlığı bile seversin yani. Bebeğim, en güzel sevdalara sen düşlerde değil gerçekte kavuşabilesin. Kal sağlıcakla, daha ne diyebilirim ki sana. Umutların dile din gibi olsun hayata. Rüzgarlar hep essin mutluluktan yana. Cana vuran yağmur damlası diyor ki, uzaklardan hasret kokan diyarlardan sesleniyorum. Niçin, neden diye sorma. İşte, işte seni seviyorum. Evet efendim, bir Mehmet Çetin eseriyle hemen devam edelim. Yıldızlar Benimle, söz ve beste Mehmet Çetin'e ait. Şiirlerde kısa bir mola ve tekrar devam ediyoruz. Gitmek mi zor, kalmak mı zor? Bu aşktan geçip de ölmek mi zor? Gitmek mi zor, kalmak mı zor? Bu aşktan geçip de ölmek mi zor? Sen benimle, ben seninle, bu dünyada ölmek mi zor? Sen benimle, ben seninle, bu dünyada gülmek mi zor? Ayrılık seni yakmasın sevdiğim. Sen mutlu ol yeter, ben giderim geri. Yıldızlar benimle, senden bir hediye. Yandığım her gece bakarım yerine. Yıldızlar benimle, senden bir hediye.
yandım her gece, bakarım yerine. Siyah saçların rüyama dolusun, başkasını sevesem geçtiğim solsun. Siyah saçların rüyama dolusun, başkasını sevesem geçtiğim solsun. Yüreğim yansın, gözlerim ağlasın, Mehmet'im diye diller utansın. Yüreğim yansın, gözlerim ağlasın, Mehmet'im diye diller utansın. Ayrılık seni yakmasın sevdiğim, sen mutlu ol yeter, ben giderim geri. Yıldızlar benimle, senden bir hediye, yandığın her gece bakarım yerine. Yıldızlar benimle, senden bir hediye, yandığım her gece bakarım yerine. Özlediğim zamanlarda yıldızlara bakıyorum, biliyorum ki gözlerin orada. Kalan ömrümde gündüzleri saymıyorum. Gün batınca siyah saçların doğuyor, heyecanım artıyor, şafak sökmesi diyorum. Çünkü çekingen yar geliyor. Ayrılık seni yakmasın sevdiğim, sen mutlu ol yeter, ben giderim geri. Yıldızlar benimle, senden bir hediye, yandığım her gece bakarım yerine. Yıldızlar benimle, senden bir hediye, yandığım her gece bakarım yerine. Yıldızlar benimle, senden bir hediye, yandığım her gece bakarım yerine. Evet efendim, güzel bir Mehmet Çetin eserinden sonra Yıldızlar Benimle dedik ve yine resital halinde. Bana ulaşan güzel eserleri efendim elimden geldiğince ben yer vermeye çalışıyorum. Ve bir Özkan Kul eseriyle devam edelim. Yutkulmamış Sevdalar isimli kitabından Kalbimi Büktün diyeceğiz. Yüz çevirdin gönülden önce, boynumu değil kalbimi büktün. Yaş aktı gözümden inceden ince, boynumu değil kalbimi büktün. Seversin sanmıştım aşka inanıp, hayal kurmuştum hayale kanıp. Bir çare aşkından her dem yanıp, boynumu değil kalbimi büktün. Günün birinde bir olmak dileğim, sen başucumda hayalsin meleğim.
hor gördün aşkımı. Şaştı feleğim. Boynumu değil, kalbimi büktün. Yenilgisiz savaşçıydım alemde. Satırlar dile gelirdi bir kalemde. Yüreğimi açtım aşkı iki elimde. Bileğimi değil, kalbimi büktün. Evet, güzel bir eserdi ve Harun Yıldırım Bey'in Katibe Muhabbet isimli o güzel eserini hemen huzurlarınıza sunmak istiyorum. Katibe muhabbet cevlan edersin. Oturup yazarsın kendi kendine. Öfkenle etrafı rüsvan edersin. Söyleyip kızarsın kendi kendine. Keklik palazlandı, dil figar hası. Badeler doldurup verdiğim tası. Güllerim tutuyor matemi yası. Kokmadan üzersin kendi kendine. Mızraba bağladın, tellerin düştü. Dalında açmadan güllerin düştü. Çıktığın yolda nalların düştü. Şahlanıp tozarsın kendi kendine. Gönlünde reyhanı hibap huyundan. Müesser olur mu yarin soyundan. Rana'yı bilirim seldi boyundan. Mestane uzarsın kendi kendine. Haruni der sen çalar canısın. Şeydai sevdanın mürvet kanısın. Mısır'da sultanım Yusuf Kenan'sın. Sevdikçe azarsın kendi kendine. Evet efendim ve bir güzel eserle devam edeceğim. Yetim Yürekli Sevdam isimli kitaptan İhsan Uğraş'a ait Dağlara Hüzün Çöktüyse diyeceğiz. Bir seher sonrası gözlerim güneşin doğduğunu görmüyorsa, duymuyorsa kulaklarım kuş seslerini, cami safında yerim bozsa yer, minarelerden yükselen haberin, uzaklardaki dost serçelere ulaşırsa, anamın boğazında bir hıçkırık, babamın gözlerinde hüzün bulutu, kardeşlerimde sessiz bir feryat varsa, dostlarımın gözleri dalıyorsa dipsiz hatıralara, vedalara hüzün çöktüyse, boynu bükükse serçelerin o gün, namert insanlar neşeliyse, gülüyorsa, 3-5 günahsız çocuk ağlıyorsa, gözlerin semaya çevirip, yatağın soğumuş, gözlerim atiye dalmışsa, bakıyorsa, bir anda bitmişse, kederlerim, dertlerim, hüzünlerim terk etmişse beni eğer, ve saatim seher vakti durmuşsa, ne halde olduğumu, ne halde olduğumu anlar mısınız? Ve hemen bir Emine Öztürk eseriyle siz güzel yüreklere seslenelim. Aşkı kuşanıyor yüreğim. Ne zaman düşlerim seninle dolsa, aşkla döşeniyor yüreğim o an. Aldığım nefeste bir yerim olsa, aşkı kuşanıyor yüreğim o an. Yokluğun durmadan canı yakarken, içim kan ağlıyor meylul bakarken, gönül ırmak olup coşup akarken, aşkı kuşanıyor yüreğim o an. Aklıma geldikçe üzüldüğümde, hasretin yüküyle ezildiğimde, gözünde yaşlarla süzüldüğümde, aşkı kuşanıyor yüreğim o an. Yaşamda her renk var aşkı yaşarken, deli gönül Kâbe sığmaz taşarken, iki cihan için sana koşarken, aşkı kuşanıyor yüreğim o an. Ne zaman gözlerim ufka dalarsa, bir sevda türküsü içli çalarsa, hasretinle dertten derde salarsa, aşkı kuşanıyor yüreğim o an. Yüreğim aşk ile meylun bakınca, gözlerimden yaşlar coşup akınca, ayrılığa türkü şarkı yakınca, aşkı kuşanıyor yüreğim o an. Gözlerim kamaşıyor gerçekte,
Çıkmıyor aklımdan yaptığın işte. Her nereye baksam o var Endip'te. Aşkla kuşanıyor yüreğim o an. Evet, güzel bir eserdi ve bir Habibe Cesur eseriyle devam edelim, gidiyorum. Bıkılır mı tatlı candan? Bezdim bugün gidiyorum. Kötü niyet dört bir yandan, sestim bugün gidiyorum. İyi günde sürdük sefa, kötü günde yoktu vefa. Yemin ettim yüz bin defa, çizdim bugün gidiyorum. Gönlümü düşürdü dara, gecem günüm oldu kara. Dost görünen riyakara, kızdım bugün gidiyorum. Dilleri aratmaz gözü, yakıp kül eyledi özü. Söylediği her bir sözü, yazdım bugün gidiyorum. Deşme sakın, yaram kanar. Kan değil, dertlerim sızar. O yar için derin mezar, kastım bugün gidiyorum. Mihriban, yazık yaşına, aklını topla başına. Kendi kendimi boşuna, üzdüm bugün, üzdüm bugün gidiyorum. Evet, yine güzel bir eserdi. Mezarım bilinmesin, yine devam edelim. Bir Mustafa Landa eseri. Duymazsan bir gün en sevdiğim sesi, anlamazsa yaralı yüreğim ne olduğunu, anlamazsa gözlerim bilip de sensizliği, sallayın dar ağacında mezarım bilinmesin. Döneceksen bir gün geldiğim topraklara, geldiğim gibi olduğum gibi kalmalıyım. Yanılıp da düşersem, yanlışa değişirsem, kuru pusuyu yollara geçit vermesin. Sensiz her gün öldüğümü bilmeyeceksen, kan ağlayan gözlerimi silmeyeceksen, bir gün deyip her gün ben öleceksem, bekletme sevdan ağlar, gözlerimde gelmeyeceksen. Korkacaksam ölümden Azrail gelirken, şeytan girdiğinde ensemden titresem ve ölümü bilip de yürümezsem bu yolda, asın beni, sırtım kıbleye gelsin. Buraları terk edip gideceksem, değerimi bilmeyip değersiz kalacaksam, yürekten sevip yüreksiz öleceksem, atın beni bir köşeye, kim olduğum bilinmesin. Duymazsam bir gün en sevdiğim sesi, anlamazsa yaralı yüreğim ne olduğunu, ağlamazsa gözlerim bilip de sensizliği, sallayın dar ağacında mezarım bilinmesin. Ve bir Gülay Altınsoy eseriyle devam edelim. Ondan sonra bir kısa ara vereceğiz. Reklam ve tabii ki Türk sanat musikisinden sizin için özellikle bir Müzeyyen Senar eseri seçtim. Ondan sonra telefonla katılımcılarımız olacak ve şiir resitallerine, seslendirmelere devam edeceğiz. Sen Hayatın diyeceğiz. Eser Gülay Coşkun Altınsoy. En asil duruşunla hayata karşı, gücenmişliklerin sessizliğinde, anlamlar suskunluklarına sarıldı. Arnavut kaldırımlı dar sokaklarda, yüreğindeki çılgınlıklarını kahkahalarla sundum hayat sahnesinde. İnadına kabına sığmaz yedi veren bereketler doluydu avuçlarımda. Hangi kuru dala dokunsam cemreler düşer, çiçekler açardı bahar tadında. Bir kalem bir kağıt dokundukça ahlarına, sen acılarla sevişirdin. Yanıtsız soruların sorgularında, fırçan siyah beyaz hayatları gökkuşağı ile sarıp sarmalardı. Bu masal kahramanını yaşam bile kıskandı kendinden. Özgürlük şarkılarının karabasan duvarların küf kokulu köşelerinde, yabancı ruhlarla savaşırken can kuşun kanlı bir yaraydı avuçlarında. Her sabaha bir ömür, her güze taze bir gül, aydınlık gülüşlerin sıcak renklere dönüşür. Umut denizlerinden çekip yakaladığın balık dolu ağların çırpınışlarıydı, cana can katan evliya bakışların. Sen yanık tenli hayata, deli hayata dolu kadın, bir dolunay karanlığında sevgi coşkusunda tadın. Hayat olsun senin adın, sen, sen hayatsın. Nel
Ermin Hanım ile şiir köşemiz. Nermin Hanım ile şiir köşemiz. En anlamlı şiirler. Lyon'un yeni aile restoranı sizleri bekliyor. Restoran Kapadokya, terasıyla, çocuk parkı oyunlarıyla ve her hafta sonu müzik keyfi. Restoran Kapadokya, ızgaralar, pideler, çeşitli mezeler, günlük çorbalar, taze mantı ve balık çeşitleri. Restoran Kapadokya, çeşit çeşit tatlılar, el işi baklavalar, künefeler ve dondurmalar. Restoran Kapadokya, 17 Rüdkermen, Bilorban'da. Rezervasyon için telefon numaramız 0437 24 11 18. Lokal satılar, özel şirketleri olanlar, organizatörler, diğerleri. Reklam yapmak artık çok kolay. Siz de iş yerinizin reklamını Radyo MİT aracılığıyla yapmak istiyorsanız hemen arayın. 06 74 29 99 30. Tekrarlıyorum, 06 74 29 99 30. Siz de Radyo MİT'e üye olun. Nasıl mı? Facebook sayfamızdan üyelik formunu doldurun ve gönderin. Sorularınız varsa bilgi@radyomit.com'a sorularınızı gönderin. Made in Türkiye. En anlamlı şiirler. Türk göçünün 50. yılı. Türkiye ve Fransa arasında imzalanan İş Gücü Anlaşması'nın 50. yılını kutlamak adına Sukuarde Kültür Derneği büyük bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. İlk Türk göçmenleri almak. Atalarımızın geldiklerinde karşılaştığı sorunları ve yeni bir ülkeye, yeni bir kültüre nasıl uyum sağladıklarını Fransız halkına sunmayı arzuluyoruz. Fransa genelinde sergiler, animasyonlar, konferanslar ve video gösterileriyle Türk göçmenleri tanıtacağız. Bu projenin gerçekleşmesi için siz Fransa'da yaşayan Türklere büyük bir görev düşüyor. Bize o döneme ait fotoğraflarınızın, videolarınızın, mektuplarınızın ve evraklarınızın bir kopyasını ulaştırın. Türkiye'nin ve Türklerin tanıtımında sizin de katkınız olsun. Bu unsurları yayınlama izniyle birlikte 86 Rue de Rueil 75012 Paris adresine gönderebilirsiniz. Sukuarde Kültür Derneği'ne elektronik posta yoluyla kontakt@sukuardekultur.fr adresinden veya 06 28 52 41 75 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. İlginiz için teşekkürler. Radyo MİT'in katkılarıyla. Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı, üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Gözlerimin rengini duydum ki unutmuşsun. Gözlerimin rengini, yazık olmuş o gözlerde sana kan yaşlara. Yazık olmuş o gözlerde sana akan yaşlara. Bir zamanlar sevgilinle ateşlenen başımı dizlerinin yerine Thank you.
Evet efendim ve bir... Adam. Adem İfiloğlu eseriyle devam ediyoruz. Adam. Günah dedi. Günah şeridinde aşkın tesissiz parçası sandı kendini. Ruhunda senden kalan kalp ağrılarıyla gümüş kurşunlar saplandı bağrına. Çaresiz şiirlerin içinde dokunduğu sol yanı çıldırdı. Acıların sır tutan tek tanığı kalemini her defasında daha derin batırdı mürekkebine. Ola ki gün gelir okursun diye. Kadın, çıkarıp attı üzerinde ne varsa. İnatçı bir zamanın terennümünde aynalarda yandı yeşil gözleri. Sarılıp ağlayacağı o geniş omzu aramıştı. Öteledi elinin tersiyle, yalnızlığı giyindi hazan vakitlerinden. İnsafsız bir yokluğun satır aralarında yılmadan mücadele etti kendiyle. Yüzüne, gözüne, kalbine bulaşan aşkı hasretin prangalarına yeniden mahkum etti. Adam içinde sökül tutan fırtınaya direndi. Lisanı bilinmez feryadıyla seslendi evrene. Bir bilsen, bir bilebilsen diye boğuldu hıçkırıkları. Bir bilsen sensiz hayatın yaşattığı ıstırabı dedi. Zincirleri parçalanan yağmurun o uçların içinde bıraktı gözyaşını. Ölüm bu kadar soğuk bakışlarını izini süren cellada teslim etti. Aşkın güneşini. Ve sustu. Kadın anlamı yok diye geçirdi içinden. Aşksız bir hayatın satır aralarını, bakışlarını çevirdiği her yerde gözlerinin rengiyle boyadı sessizce. Yıkılmış halleriyle bilendi kendi yüreğine, zayıf bir ihtimal için dokundu sinesine. Avuçlarındaki güneşi özgür bıraktı. Anlamsız bir gurur üzerine bütün uçurtmaları susarak yaktı. Adam zamana nispet yapar gibi tam ortasında durdu hayatın. Buruk bir tebessüm bıraktı gökyüzüne. Yüreğine bir mezar işledi. Her şeyi geride bırakarak çırılçıprak girdi karanlığın sinesine. Kadın kapadı bütün perdeleri, söndürdü titreyen kandilleri, sigarasını bir hoşça kal tutuşturdu, kokusunu çekti kalp çarpıntısının, ruhunu Herakles'e teslim etti. Dünya güneş aynı saatte buluştu ufukla. Karanlık zamanında geldi randevusuna. Yine gün 24 saat. Döndü etrafında dünya. Rüzgar fısıldadı evrene. Hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Evet efendim, bir Adem İfiloğlu eserini dinledik. Adam ve kadın dedik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum efendim. Bu güzel paylaşımları için çok sayıda güzel eserleri var. Bunu da buradan ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Telefon numaralarımızı ben tekrardan sizlere vereyim. 0981 41 40 95. Tekrar ediyorum, 0981 41 40 95 dedikten sonra şu anda telefon hattımızda çok değerli yine dinleyicilerimizden ve şiir yazan bir beyefendi bulunmakta. Ali İhsan beyefendi. Hemen ben Ali İhsan Öksüz beyefendiye iyi akşamlar demek istiyorum. Alo. İyi akşamlar. Merhaba. Nasılsınız?
Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Nereden katılıyorsunuz? Ben Yalova'dan katılıyorum. Evet. Yaklaşık 86 yılından beri profesyonel olarak şairlik ve müzisyenlik alanında ya çok birçok eserim var, bestelerim var. Evet. Yorumlarım var. Tabii şimdi size bir tanesini çalmak istiyorum tabii ki, isterseniz. Buyurun efendim. Çalıyorum tabii ki. Yalnızsın, çaresiz. Kimsesizim aslında. İntim sevdaların adamıyım ben. Ağlayan gözlerin, kanayan bir yüreğin adamıyım. Sevdan, sevdan elek köle olmuş galiba. Gözlerim, gözlerim bu sevdanın, bu sevdanın en büyük tanığı. Ağlıyorum. Sevin, hiç cümleleri yüzünden eksik etme. Sevin, beni ağlattın ya, yüreğimi kanattın ya, sevdamı yıprattın ya. Sevin, bir daha böyle çıkar mı karşına? Söyle, söyle Allah aşkına. Kim sever seni benim kadar? Kim yanar sana benim kadar? Canımı yaktın, sadece diyeceğim o kadar. Sevin, sevin bir tanem. Senin için, senin için bu kadar ağlayan birisi var Sevin. Seni bu kadar canı gönülden seven biri var Sevin. Sevinirken şunu da unutma. Ben ağlıyorum. Ama döktüğüm gözyaşları sana değil artık. Döktüğüm gözyaşları sana olan sevgime. Lanet etmiyorum. İsyan etmiyorum. Asla da şikayet etmiyorum. Adam gibi sevdim. Adam gibi sevdim. Yine karşıma çıksam, yine seni görsem, yine seni bulsam, yine severdim. Çünkü ben kalbimin yarısı sen derdim. Her şeyimiz bir derdim. Rabbim seni bana yazmış derdim. Maalesef kıymetini bilemedim. Önümüze her seferinde bir duvar ördün. Ve ben senden hep vefasızlık gördüm. Ben sana illa gel, hayatımda bir ömür kal demedim. Her gün gel beraber olalım demedim. Sadece sana olan sevgimi bil dedim. Hisset dedim. Ama görüyorum. Görüyorum bir tanem. Sen sevmeyi, aşkı gerçekten bilmiyorsun. Öğrenmen gerek. Bugüne kadar yaşadığın sahte aşklar, belki de yaşadığın sana yapılan haksızlıklar bana mı mal edildi? Ben miyim sana yapılan haksızlıkların suçlusu? Ya da ben miyim gözündeki gözyaşlarını bunca zaman dökenlerin suçlusu? Ben hiç ağlamazdım biliyor musun? Çeker giderdim, arkama bile bakmazdım. Umursamazdım biten aşklarımı. Bir kalemle siler korkmazdım. Ne olacağını, neler hissedeceğimi düşünmezdim. Üzülmezdim de. Şimdi ilk defa üzülüyorum biliyor musun? Üzülüp ağlıyorum. Çok canım yanıyor. Aşırı derecede canımı yaktın sen benim. Aşırı derecede kalbimi acıttın. Helal olsun diyorum sana. Helal olsun diyorum. Beni ağlattığın için, yüreğimi yaktığın için, kalbimi incittiğin için helal olsun. Helal olsun. Gülme. Gülmem artık bundan sonra hayat sana. Ağlarım. İçimde yaram kanar. Ağlarım. Beni dünyanın en mutsuz insanı sanar. Ağlarım. Perişan olsam da ağlarım.
Evet, buydu. Efendim çok teşekkür ediyoruz. O güzel eserleriniz hep daim olsun. Kaleminiz adeta ilham damlıyor ve şiir renginde. Grubunda da birçok paylaşımlarınız var. Evet. Ben size tekrardan teşekkür etmek istiyorum efendim. Rica ederim, rica ederim. Ben size iyi yayınlar diliyorum. İyi sağ akşamlar. Olun. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, Ali İhsan Bey'i şu anda yayınımıza aldık ve güzel bir eserle devam edelim. Efendim, güzel bir kitap, Seni Bana Verseler, Ümit Zeki Soyuduru Bey'in kitabı. Onun içinden sizin için gerçekten güzel bir eser aldım ve hemen huzurlarınızda okumak istiyorum. Sensiz geceler, inan ki güzelim, çok kötü vurdun. Sensiz heceleri istemiyorum. Mahkum yüreğimi közde kavurdun. Sensiz geceleri istemiyorum. Yüzlerinde gamze, gözünde ışık. Selvi boya gönlüm ezelden aşık. Duygularım harap, karma karışık. Sensiz geceleri istemiyorum. Muhannet güzelden hayır mı gelir? Dayanmaz yüreğim, közünde ölür. Ne olur gönlümü gönlüne çevir. Sensiz geceleri istemiyorum. Gülü kıskandırır, endamlar nazlar. Beni benden aldı edalı sözler. Hasretinden yürek iniler sızlar. Sensiz geceleri istemiyorum. Sanki anlamadın, sanki görmedin. Zavallı gönlüme değer vermedin. Sevdanla yaşayan kalbe girmedin. Sensiz geceleri istemiyorum. Ümidi yalvartma, boşu boşuna. Çıkartmak mı kastın dağlar başına? Gönlüm vurgun hala kara kaşına. Sensiz geceleri istemiyorum. Evet, güzel bir eserdi ve ben hemen şiir renginde grubumuza gelen yorumları, mesajlara hemen bakmak istiyorum. Çok sayıda, hepinizin o güzel yüreğine sağlık diyorum. O kadar güzel yorumlar ve mesajlar atıyorsunuz ki, İsmail Arıkan, iyi yayınlar dilerim, teşekkür ederiz. Hülya Berfin Yalçın, yine süper bir program, hem bilgi hem duygu, şimdiden tebrikler demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Emine Öztürk, iki yeni şiirimle aranızda olmak harika bir duygu olacak. Çok teşekkür ediyoruz Emine hanımefendi. Gül Rabia, harikasınız demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sizler harikasınız asıl. Gülay Coşkun Altınsoy, iyi yayınlar dilerim. Şimdiden Nermin Hanım, eminim yine çok keyifli bir program olacak, bekliyoruz, dinleyeceğim ve kolaylıklar dilerim. Selam ve sevgilerim de tabii ki efendim, çok yani selam ve sevgiler bizden. Alican Sofu, bugün bir radyoda yayın konu olacağım, o yüzden sizlere kulak verememek üzüntüsü içerisindeyim, haftaya inşallah sizlerleyim. Teşekkür ediyoruz Sayın Sofu. Mithat Kararmış, şiirli bayramlarımız daim olsun, selam ve sevgiler efendim. Recep Şiker, iyi yayınlar, şiir dolu bir gece diliyorum, sevgi ve selamlarımla demiş. Türk Yılmaz Selma, iyi yayınlar Nermin Hanım demiş. Teşekkür ediyoruz. Bu güzel program sizlerle, sizlerin eserleriyle güzelleşiyor, bunu da buradan belirtelim efendim. Sultan Özateş, mısra mısra resitallere hazırım ben, güzel yüreklerin kalemlerinden düşler diyarına yolculuğa, sizin duygulu sesinizi çıkarak şiir sevgisinde kardeşliğe, barışa, aydınlığa selam vereceğiz. Ne mutlu bu kocaman aileye, sevgim ve selamımla büyük aşklar ancak renkli mısraların düşlerine meftunlaşmış gizli seslerle kalemin büyüsünde yazanlarındır demiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sayıda yine paylaşımlar olmuş. Ülker Az güzel yayınlar demiş. Nilüfer Zontulak'tan sevgilerimle buğulu sesi yayınlar demiş. Ve çok sayıda efendim yine paylaşımlar, şiirler gelmekte, Bihter Bilir merhabalar demiş. Sultan Özateş, Oysaz'ın tezenesinden ağıt ezgilerine uzanan Selma Hanım'ın kalemi muhteşem bir farklılık ve çok anlamlı oldu. Sevgimle her birinizle gurur duyuyorum. Can yürekler, bizim milletimiz çok yetenekli ve bu yetenekleri radyomit aracılığıyla tüm Avrupa'ya tanıtan vefalı yüreğimiz Nermin Hanım'a şükranlar borçluyuz. İşte vatanına bağlılık, paylaşım, sevgi budur derim, hizmet budur der ve insanlığa her eve huzur gönderen amacınıza selam olsun Sultan Özateş. Canım Nermin Hanım, 900 kişi tarafından okunan sevgi kargaşı ile bağdaşamaz adlı makalemi okuyup mesajımı ilettiğiniz için teşekkürler ediyorum. Hepimiz tek dileği barışa, sizde okuyarak bir güvercin uçurdunuz. Şükranlar, sevgi kargaşı ile bağdaşmaz yazı Sultan Özateş demiş. Teşekkür ediyorum efendim.
Nezdim Gülay Bey'in bir eseri var. Hemen ona da bir ses olalım. Sen beni benden de iyi tanırsın. Düşünsen sesini duyarım diye. Sen cansın, canımın öbür yanısın. Korkma bir kenara koyarım diye. Sen senle tattığın bıkılmaz hazdın. Biraz uçarıydın, neşeydin, nazdın. Sen gözümü mıhladığın yıldızdın. Beklerdim peşinden kayarım diye. Sen güldün, koparmak tutmak yasaktı. Bir bana serbestti, bir bana haktı. Saçlarına yağ delleri uzaktı. Bilirsin ki tek tek sayarım diye. Sen beni çok germe, yayda ok gibi. Bakmışsın akarım bir şimşek gibi. Şimdi başka çıkış yolu yok gibi. Kork tutar şeytana uyarım diye. Sen ak ellerine yakarken kına, benziyor gönlümde akan kanıma. Unutmak geliyor deyim aklıma, yemin ediyorum cayarım diye. Evet, Ülkeraz, Sayın Adem Efiloğlu Bey harika bir eser ve yüreğinize sağlık demiş. Sibel Sibel, iyi akşamlar, iyi yayınlar Nermin Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Bulgaristan'dan bir dinleyicimiz. Hoş geldiniz Ali Bey demiş. Türk Yılmaz Selma, Emine Hanım'ın güzel bir eserini paylaşmış. Gülay Coşkun Altunsoy, güzel yorumuna çok teşekkür ediyorum Nermin Hanım. Size ve emeği geçen dostlara bir demet gül gönderiyorum. Sultan Özeteş, Naif Yürek, Gülay öğretmenim sevgimle kalemine selam olsun demiş. Duygulu sesinizle okuduğunuz tüm şiirlerin sahiplerine sevgi ve selamlar yolluyorum. Tüm şiirler öyle anlamlı imgelerle gönlüme misafir oldu ki masal dünyasından mısra mısra porteleniyorum adeta. Notalar, şairler, son anahtarı adeta şahsınız. Hepimiz notalar misali şiir portresinde kayıyoruz. Kalemlerimizle demiş. Muhteşem Nermin Hanım demiş. Estağfurullah efendim, ne demek Sayın Özeteş. Ve yine birçok paylaşımlar var. Mihriban Habibi, Cesur Hanımefendi teşekkür etmişler. İknur Bican güzel bir Osman Öztürk eseri paylaşmış. Adem Efiloğlu Bey'in biraz önce geçtiğim eseri aynı şekilde paylaşılmış. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Mihriban Habibe Cesur, güzel yayınlar Nermin Hanım ve sevgiler selamlar olsun tüm dinleyen dostlara. Ümit Zeki Soyuduru, iyi yayınlar Nermin Hanım. Tüm Radyo MİT dinleyenlerine sevgi ve selamlar. Efendim saygılar bizden. Sizler var olunuz. Sizlerin vesilesiyle yine bu program güzelleşiyor. Nuray Çağman, çok anlamlı kadife sesli. Nurgül Ocak Hanım Efendi, yine güzel bir biliyorum sevmedi beni anne isimli güzel bir eseri dile getirmiş. İsmail Arıkan Bey kendi şiir sayfasını paylaşmış. Muhakkak eğer yani eser okumak istiyorsanız bu tür bence giriniz. Birçok şiir sayfaları var. Sultan Özeteş Hanım Efendi'nin, Özkan Kul kardeşimizin, benim kendi şiir renginde grubum, yani hepsi gerçekten takdire değer. Hepsinde çok güzel paylaşımlar oluyor. Sultan Özeteş Hanım'ın da çok güzel şiir efendim sayfası grubu var. Tekrar paylaşırlarsa güzel dostlar orada da efendim paylaşım yapabilirler. Ramazan Kurban, iyi yayınlar ve iyi akşamlar Nermin Hanım. Ülkeler, Sayın Murat Çayngöz, kaleminize yüreğinize sağlık. Kaleminiz hiç susmasın demiş. Alican kardeşimizin yorumu muhteşem, teşekkürler demiş. Nuray Çalman, şu anki şiir çok güzel. Arka fon ayrı bir güzel, bayıldım demiş. Ben teşekkür ediyorum. Emine Öztürk, Oğul isimli o güzel eseri paylaşmış. Ferda Yalçın, iyi yayınlar tüm ekibe, selam ve sevgiler demiş. Ve bir Figen Anar eseriyle hemen devam edelim. Zamanın sırrı diyeceğiz. Zamanı sırrımı vereceğim. Zaman insan gibidir. Kalbi çalınsın, sevilsin ister. Hep ardından gitmeni bekler. Soluğun buğulandırdığı bedeninde can bulan, gözlerinin sildiği ayna gibi. Zaman gecenin koynunda uyuyan. Seni sabaha kadar uykusuz beklerken. Sensin boğazımı sıkan bir el gibi. Ah şu söyleyemediğim kelimemsin zaman. Zamanı hiç geçmeyen, bitmeyen zaman. Durdurulmuş işkencesi, acısı damarlarımda kan gibi dolaşan. Göz susuzluğundan bakışın baygınken odada, aşkın büyüsü bozmamak için daha beter sevdim seni. Seni alçak, kaçak, yabancı zamandan, aklın ve gönlün başkasında kalmaktan, ne ağırdır severek beklemek. Dünyanın ötesine taşındı sevgim, hiçbir zamanın zararına erişemeyeceği yerde. Benim şakağıma saat tokmağıyla vurursun. Boğulurum saniyelerle, solup alıp vermesem. Tenimde terleşir ve yerleşir zaman. Sana bir şey söyleyeceğim her söz, dudağında bir dilenci zaman. Tutulacak bir şey ellerim için, kararan bir bakışının altında.
Bu yüzdendir zaman zaman seni seviyorum değişim. Konuşmamdan gücenme benim. Ateşte yanan zaman sudur. Bilmem ben sana benzeyen zamandan bahsetmeyi. Bilmem senden söz açmayı. Anlatır, görünürüm. Tıpkı uzun bir yolda esyanlar gibi gerçekten trenler. Bölerken zamanı ayrılığından gözyaşların, korkuyorum senden. Giderken zamana doğru akşam üzeri. Korkuyorum hızlı ve yavaş zamandan. Korkmuyorum ama kendimden. Kapat kapıları. Kalbim ölmek zamanı durdurur. Sevmekten utandırır. İşte benim yaşamaya çalıştığım zaman. Evet efendim, yine güzel eserleriniz bana gelmekte ve yine fevkalade bir eser Ayşe Kavak Hanım'ın o güzel yüreğinden ve sesinden ağladım şiiri sizlerle. Bu şakrak gönlümü denize attım. Maziden yılları sordum ağladım. Hatıra kafesini gizlice açtım. Maziden yılları yordum, yordum ağladım. Bütün resimleri yaktım da yıktım. Kolumda heybesim taşıdım bıktım. Göçebe kurşunu kalbime sıktım. Maziden yılları vurdum, vurdum ağladım. Dertlerim devasız çorlaştı diye, nefes almalarım zorlaştı diye, pembe hayallerim morlaştı diye, maziden yılları kurdum, kurdum ağladım. Divanımda birden aşkına tüccarım, temkil etme bizi sensiz naçarım. Gelsen kanatlanıp yine uçarım, maziden yıllara durdum, durdum ağladım. Muradım ahrazdır, çözüm bilemedim. Sevdamı avuttum, hiç, hiç silemedim. Yaralı kaderi ben dilemedim. Maziden yılları sardım, sardım ağladım. Sardım ağladım. Endamın baruta kibritler çakar, ateşlere yitip hünerli bakar. Naz eder sözlerim narlardan akar. Maziden yılları yardım, yardım ağladım. Yardım ağladım. Deltası puslattır sana vabesten. Sıraladım şiirleri bak, bak beste beste. Toplandı güllerim hep deste deste. Maziden yılları kırdım, kırdım ağladım. Maziden yılları kırdım, kırdım ağladım, kırdım. Müzik.
Evet efendim, Ayşe Kavak'ın yüreğinden güzel bir eser dinledik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bir internet siteleri de mevcut. Ve şu anda telefon attığımızda çok değerli bir hanımefendi var. Hemen alo demek istiyorum. Alo. Merhabalar. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür hoş ediyoruz. Bulduk. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Buyurun. Ben Hülya Berfin Yalçın. Mahlasım Berf Hocam. Evet. İstanbul'da yaşıyorum. Şiire ve daha doğrusu edebiyata küçük yaştan itibaren ilgim vardı. Evet. Fakat yaşam şartları diyelim ya da yaşamın getirdikleri diyelim, muhasebecilik yapmaktayım. Bu Ocak ayından itibaren sevdiğim arkadaşlarım ve dostlarımın yaz artık içindekileri dök diyerek desteklemesiyle şiir yazmaya başladım. Evet. Bu şekilde. Çok güzel de yazıyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde birçok eser seslendirdim. 50'ye yakın eser seslendirdiğimi zannediyorum. Ve aralarında sizin güzel bir eserinizi de geçirdik efendim. Ben evet, beğendim açıkçası. Böyle insanlığı anlatan şiirler. Peki siz şiirlerinizde hangi konulara daha çok yer veriyorsunuz Sayın Hülya Berfin Yalçın? Ben daha ziyade yaşam ve hüzne yer veriyorum. Ayrılık, yaşam. Evet. Bunun yanı sıra makaleler yazıyorum. Evet. Hayatla ilgili. Evet. Bu şekilde. Çok güzel. Çok böyle mutluluk için bir şiir yazamıyorum doğrusu. Yani bu tarz meselesi bazen oluyor, evet, ki gerçekten bazı şairler vardır yazamıyorlar. Yani belli bir tarzları oluşuyor. İçten gelen bir yetenek ve bir takım efendim konularda takılı kalıyorlar. Bu da, hı-hı, kendi tarzlarını oluşturmalarına efendim sebebiyet veriyor. Şiirleri anlatıyorsunuz demek. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Peki kaç tane şu ana kadar eseriniz oldu sayı olarak? Şu ana kadar 20 küsür sözüm var. Evet. 25 tane de şiirim var. Bunun yanı sıra halk müziğiyle de uğraşıyorum. Bestelerim var. Çok arkadaşlarımın güzel seslendirdiği. Tabii bu şekilde Nermin Hanım. Peki besteleri efendim siz kendi yazdığınız şiirleri mi besteliyorsunuz veya başka şiirler de alıyor musunuz? Yok, şiir olarak değil, halk müziği yani türkü, evet, yöresel ezgiler, besteler bu şekilde. Çok güzel efendim. O zaman efendim Sayın Hülya Berfin Yalçın Hanım efendi, o güzel eserlerinizden bir tanesini sizin sesinizden dinleyebilir miyiz? Buyurun. Teşekkür ederim. Ben ayrılığı tema olarak aldım. Yürek Sızısı adlı şiirimi siz değerli dostlarla paylaşmak istiyorum. Buyurun efendim. Hayli vakit oldu bana verilen, aslında hiç de benim olmayan bir hayatı ödünç aldım. Senden önce de yaşadım canım, ne dünüm vardı ne de yarınım. Kuru bir yaprak misali, kah hayatın boşluğuna savruldum, kah durgun bir ırmağın yüzünde sessiz durdum. Seni yaşamak gözlerinde müebbetti, gülüşünle dağılmak, yananda bölünmek ve yine toplamaktı benliğimi yüreğinde. Umudu sende umduğum. Alemden kalma bir mirastı ayrılık. Bunu reddetsek de başaramadık. Rüzgar bu kez kuru yaprak olan ödünç bir nefesi değil, yaprağa can vereni, seni benden götürdü. Bekledim bir tandır ateşinin sıcağıyla, yana döne, döne yana, küllerimi içime savurarak seni bekledim. İnsanlığın miladıydı İsa öncesi ve sonrası. Benim için sen ve sonrasından ibaretti her şey. Kim bilir, belki bundan bu kadar tanıdıktın kendime. Belki de bundan da aşinalığın tarih misali eski yüzüme. Teşekkür ederim. Efendim şükranlar bizden. Çok da güzel yazmışsınız. Şiir Renginde grubunda da zaman zaman paylaşımlarınızı görüyoruz efendim. O ilham damlayan, evet, kaleminiz hep daim olsun. İstanbul'a, mavi gözlü İstanbul'a ben buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı göndermek istiyorum efendim. Ben de size selamlar. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim yer verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz.
Evet efendim, yine güzel bir kalemi şu anda canlı yayınımızda ağırladık. Hülya Berfin Yalçın hanımefendi bizlerle beraberdi. Çok teşekkür ediyorum. Ve bir Yeşim Sevinci eseriyle hemen devam edelim istiyorum. Kendileri gerçekten çok güzel yorumlarda bulunuyor. Şakaklarıma cesedim düştü bu gece. Şiir İbrahim Dalkılıç, seslendiren Yeşim Sevinci. Şakaklarıma cesedim düştü bu gece. Yalnızlığımdan tutuklandım. Karla karışık yağdım, yastığım sırılsıklam. Ölüme ayarladım saati. Hangi yokluğunun karanlığında bıraktın da beni? Hangi gecenin dar ağacına astın da beni? Gırtlağıma kadar seni arıyorum yalnızlığımda. Aklımda birikti özlemin. Gidişin miydi bu, yoksa içimde kalışın mıydı? Nasıl olsa yokluğun rehin kalıyor bana. Kim tutukladı mutluluğumdan beni? Kim öldürdü solumdan kurşunlayarak? Ve kim çırılçıplak bıraktı düşlerimi? Şakaklarıma cesedim düştü bu gece. İdamsa efasında asılı duruyor bedenim. Karma karışık bir cinayet yeri odam. Bu şehirde senden başka her şey var. Bir de rüzgarlara astığım kokum var. Göçmen kuşlarının bir zarfın içinde sana getirdiği. Yıkık bir şehrin içinde enkaz gibiyim şimdi. Vasiyetimi yüreğine yazdım. Senden başkasına gönül vermeyeceğim diye. Görmezsin. Duymazsın belki, ama içinde yaşadığımı bilirsin. Şakaklarıma cesedim düştü bu gece. Vazgeçmemi isteme benden. Ben senin için kendimden vazgeçtim. Yüreğimi yararak girdin içeri. Yıkarak çıksan bile ölene dek içimde kalacaksın. Hangi düşlerime uğradın bu gece? Hangi yanımdan bana sarıldın? Hangi yanağımdan öptün? Ya ellerimi hangi ara tuttun? Şakaklarıma cesedim düştü bu gece. Dicle'nin buz gibi sularına bıraktım. Avuçlarımdaki imlası bozuk tüm nasırları. Gözlerimdeki damlalar, kirpiklerimi kurşunlar. Rüzgar bile ters esiyor bu gece. Üstüm başım paramparça. Gırtlağımda adın düğümlen. İçeri doğru kapanan bir kapı gibiyim şimdi. Kollarımda biraz ağırlık var. Dizlerim dermansız kaldı. Ayağa kalkamıyorum bu gece. Hangi yanımdan öldürdün beni? Ben kendimi kendimde bulamıyorum. Şakaklarıma cesedim düştü bu gece. Önce kendimi kendimde astım. Sonra kendimden çok uzaklara gittim. İçimde bir tek seni bıraktım. Şimdi hangi yanından beni öldüreceksin? Hangi yanından? Evet efendim, şakaklarıma cesedim düştü bu gece. Şiir İbrahim Dalkılıç, seslendiren Yeşim Sevinci hanımefendiye sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ve hemen bu güzel yayını devam ettirmek istiyorum efendim. Biliyorsunuz her hafta ben
özellikle Türk edebiyatına damga vurmuş ünlü bir şairleri konu olarak alıyorum. Biyografilerini burada okuyorum ve bir eserlerini okuyorum. Bu hafta sizin için Asaf Halet Çelebi'yi seçtim. Ve şöyle güzel Adımı Unuttum diye bir eseri var. Eseri okuduktan sonra sizlere hayatı hakkında birkaç bilgi vereceğim. Adımı unuttun, adı olmayan yerlerde. Ne in, ne cin, ne beni Adem. Zamanlar içinde kuşlar uçuyor, kervanlar geçiyor. Bir iğne deliğinden çarşılar kuruluyor. Sarayları oyuncak, insanları karınca şehirler. Zamanları gördün mü bir iğne deliğinden. Adımı unuttum, adı olmayan yerlerde. Geçip gidenlere bakarak adımı unuttum. Evet efendim, bu kısa ve öz bir çok da meşhur eserlerinden birisi Sayın Asaf Halet Çelebi'nin. Hemen kendilerini ben huzurlarınızda tanıtmak istiyorum. Asaf Halet Çelebi 27 Aralık 1907'de İstanbul'da doğdu ve 15 Ekim 1958'de yine İstanbul'da hayata gözlerini kapattı. Yaşamı ve sanatı şöyledir efendim. Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi Müdürü Mehmet Sait Halet Bey'in oğlu olan Çelebi İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nde 8 yıl eğitim gördü. Babasından Fransızca ve Farsça, Mevlevi Şeyhi Ahmet Remzi Dede Akyürek ile Rauf Yekta Bey'den musiki ve nota dersleri aldı. Kısa bir süre kaldığı Fransa'dan dönüşünde 3 yıl Sanayi Nefise Mektebi'nde öğrenim gördü. Adliye Meslek Mektebi'nden mezun oldu. Üsküdar Adliyesi Ceza Mahkemesi zabıt katipliği yaptı. Osmanlı Bankası Devlet Deniz Yolları İşletmesi'nde çalıştı. İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü kitaplığında görevliyken yaşamını yitirdi. Gençlik yıllarında divan edebiyatından etkilendi. Gazeller ve rubayiler yazdı. 1937'den sonra serbest ölçü kullanmaya ve Batı şiirinin tekniklerine yönelmeye başladı. Yeni şiir akımının önde gelen dergilerinden Ses, Hamle, Sokak, Servet-i Fu'nun Uyanışta ve Gün gazetesinde 38-41 yılları arasında ilk şiirlerini yayınladı. Bu şiirlerinde ergenlik çağına ait duygular, çocukluk, masallar ve tekerlemelerin gerçeküstü dünyası gibi temaları kullandı. Hırsız, Tribolit ve Cüneyt adlı şiirlerinin Fransızca çevirmelerini yaptı. 45 şiirin bulunduğu Hen'in 1942 ardından aynı çizgide 10 şiirin yer aldığı Lamelif'i yayınladı. Bütün şiirlerinin toplandığı Ummami Patmehum 1953, Çelebi'nin içrek ve gizemci şiirini bütünüyle gözler önüne serer. İstanbul Dergisi'nde yayınladığı Benim Gözümle Şiir Davası, Temmuz ve Aralık 1954 adı altında makalede poetikasını açıkladı. Ses, imge, anlam ve düşünce olarak kültürler arası ve metinler arası bir nitelik taşıyan şiirleriyle Asaf Halet, Türk şiirinde modern gelenekçi tavrın temsilcisi oldu. İlk dönem eserlerinin ardından şiirlerinde dinlerden, ideolojilerden, toplumsal olaylardan çok Anadolu, İran, Hindistan çizgisi üzerinde uzanan bir yaşamın görüntülerini sesler aracılığıyla dile getiren şair, şiirin tıpkı hayatı olduğu gibi soyut araçlarla soyut bir dünya yarattığına inandı. Kendisinden sonra gelen nesli soyut şiir anlayışının Türk edebiyatındaki ilk tanımlarını yaparak etkilendi. Şiire bakış açısını mesela esasen muşahhas malzeme ile mücret olan hayali yaşatabilmektir. Yani mücerret şiir, bilakis mücerret mefhumlu kelimelerden mümkün mertebe soyulmuş olan ve toplu bir halde mücerret bir mana anlatan ve bizi o ihtişası veren ruh anının ifadesini taşıyan şiirdir diyerek açıkladı. Şiirlerinin yanı sıra eski edebiyat ile çok sayıda çalışmalar yaptı. Çelebi, Hint ve Fars edebiyatları üzerine yaptığı çalışmaların dergilerinde ve kitaplarında yayınladı. Bu konuda yazdığı makalelerden biri 1949 tarihi Şadırvan dergisinde bulunabilir. Ayrıca çeşitli dergilerde yayınlanan düz yazıları ve Hint edebiyat üzerinde makaleleri Semih Güngör, Asaf Halet Çelebi incelemesiyle birlikte yayınlandı efendim. Evet, yine bu haftada değerli kalemlerimizden
yine efendim birini tanımış olduk, sadece birini tanımış olduk demek istiyorum. Asaf Halet Çelebi. Sizler de eğer tavsiyelerde bulunmak istiyorsanız, herhangi bir haftada efendim tanıtmamı istediğiniz bir şair yazar varsa lütfen bana ulaşın. Bu program dediğim gibi sizlerin programı ve sizlerle, sizlerin paylaşımlarıyla, sizlerin efendim tavsiyeleriyle güzel yol alıyor. Herkese de ben tekrardan teşekkür ediyorum. Ve bir Ahmet Sezen eseriyle devam edelim. Çok güzel bir eser, gözler çok şey anlatır diyeceğiz. İnsanların yaşadıkları çok şey var. Lafa söze gerek yok. Gözler yetiyor anlatmaya. Gözler kalbin ışığıdır. İçimizin sesidir. Anlatamadıklarımızdır. Gözler anlatır bazen tüm gerçekleri. Nasıl baktığın önemli. Sen giderken, sen bana seviyorum dediğinde, senden nefret ediyorum dediğinde, gözlerin öyle demiyordu. Gözlerin seni seviyorum diyordu. Keşke benim kolumdan tutup yanına çekse, gitmememe izin vermese. Gözler çok şey anlatır insana. İnsanların yaşadıkları çok şeyler var. Evet, Ahmet Sezen kardeşimizin o güzel yüreğinden, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de bir kitabı çıktı Ahmet'in defterinden. Onu buradan tekrardan kutlamak istiyorum ve yolu açık olsun diyorum her şeyden evvel. Ve bir Hüseyin Akçam eseriyle, şiir Hüseyin Akçam, yorum Funda Sağlam'a ait, güzel bir eser huzurlarınızda efendim. Yerinde. Her ritmik atışında, heyecanının gölgesinde hazırdı. Mavi güneşin tınısında. Açtıkça gökyüzünün rengi, mavi gözler bir kelebeğin kanatlarındaydı. Çırptıkça ve hızlandıkça umuda doğru. Gamzesine kondu baharın. Huzur duydu. İç çekişler suskunluğu dinlerken ve dillal olmuşken tüm gürültülüğe. Bir sis bulutu belirdi en siyah haliyle. Hep özlemlerimin düşlerinde, zifiriliğin en dem haliyle. Mavi kanatlarımda kelebeğim ölüyor. Titrek ellerimi açmışken semaya. Ve haykırırken can veren onura, aşka susamışken ve hazırlarken dolu dizgin, yarına çatlamış dudakları, tortusu kalıyor karanlığın, sahte dudak dokunuşlarında, çocuksu hayallerim diri diri gömülüyor, şehreti bol bu şehrin sokaklarında. Tortusu kalıyor karanlığın, sahte dudak dokunuşlarında. Çocuksu hayallerim, diri diri gömülüyor. Şerheti bol bu şehrin, bu şehrin sokaklarında. Sokaklarında. Şiir Hüseyin Akçam, yorum Funda Sağlam. Evet.
Evet efendim, güzel bir eserden sonra Nilüfer Zontun Aktaş Hanımefendi'ye ait Bilir Misin isimli o güzel eseri seslendireceğim. Bizim burada güneşler bir başka doğar. Tepelerde çayır çimene gülümser önce. Kuzucuklarla oynaşır yamaçlarda. Ninemin sırtındaki yükü ısıtır. Tarlaların süsü kelebekleri gıdıklar. Çiçekleri alnından öper. Can katar hayatlarına. Ağaçları sarar, güven verir onlara. Meyvelerini renk katar, Ali dayının yokuşlarında değer sırtına. Ve sıvazlar sessizce, Nazlı gelinin oklavasında dans eder. Zehra teyzenin iki kaşı arasında Elif olur. Bir başka duvar buralarda güneş. Katiktir ekmeği, iğne kokusudur buram buram. Gelinciklere kırmızı şerbetler sunar. Işıktır, küçücük camlara süzülen. Yüzüne kapatılmaz kalın perdeler. Pamuk elleri kınalar esmer esmer. Dudakları vardır çalışan ellerde. Kızlarımın gözünde boncuk boncuktur. Bakışları inci mercan yapar ışık ışık. Kolları omuzlarındadır kızlarımın. Sıra sıra dizilirler tarlalarda. Dillerde yanık bir türkü. Güneş yakamoz onları. O türkü kadar özler, özler sevdalısını ve çeker içine gurbeti. Tere karışır muhabbeti. Dokur işi güneşle ince ince. Dokunur güneşe yol alır sessizce. Bir başkadır, bir başkadır dedim ya burada güneş. Gülücükle, ışıltıyla doğsun diye. Biz ondan önce doğarız güne. Ondan habersizce. Evet efendim, yine güzel bir eserdi. Ve bir Mehmet Karıncalı eseri var, hemen okuyalım. Hani hiç kavuşmasak da olur. Bizim hikayemiz kalmasın yarım. Biz yine mesafelerle ve imkansızlıklara rağmen hiç ayrılmayalım. Biz senle sadece ben daha çok seviyorum diye tartışalım. Birbirimizi sanki hep yan yanaymış gibi yaşayalım. Herkese sevda adına bildikleri tüm ezberleri bozduralım. Onlara aşkın tarifini yeniden yaptıralım. İki ayrı beden ama tek yürek olalım. Hem kör düğüm gibi hem de ilk günkü gibi kalalım. Dillerimiz sussun, gözlerimizin eşliğinde yüreğimizle konuşalım. Onlar el ele tutulsun, biz yürek yüreğe bağlanalım. Bu dünyada yetmesin sevgimiz, ahirette kavuşalım. Biz seninle bir şiir olalım. Şiir defterlerinde ilk sayfaya yazılalım. Bir şarkı olalım. Hem listelerin en başında hem de dillerde dolanan. Hiç kimse bizi kıskanmasın, sevdamızla herkese örnek olalım. Dünyalara bu zamanda böyle sevda kaldı mı diye soralım. Gel sevdiğim, biz seninle gerçek aşk dediklerini yaşayalım. Leyla ve Mecnun'dan sonra herkes çocuklarına bizim aşkımızı anlatsın. Evet, güzel bir Karıncalı, Mehmet Karıncalı'nın eserini okuduktan sonra efendim yine fevkalade güzel fevkalade eserleri yine seslendirdik. Ve efendim güzel bir eseri daha huzurlarınızda ben getirmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Sultan Üzateş Hanımefendi Kutlu Doğum Şiir ve Seslendirme Sultan Üzateş'e ait Konya TV Çiğdem Gül'le Türküler programında seslendirmişti ve hemen onu huzurlarınıza sunmak istiyorum. Diyarına hasretle gitmek isterim. Güller kokusunda efendime sevinçle yüzerim. Vakit varken Medine'yi gönlüme yollar ederim. Sarsılmaz inancımda Mevlam'ın sevgisini bilirim. Ben Nebi diyarına, toprağına benimimi adamışım. Güller kokusunda cennetimi cemalinde aramışım.
vakit varken Mekke aydınlığında selamlarını almışım. Duamla deryana sığmışım. Salavatlar getirmişim. Ey Nebi, rahmetim bende, hissetsem de layık mıyım? Sana gelmek nasipse gözlerimde yükseleyim arşa. Gel rüyama, gel ki yüreğimdeki sükunla iyiliği serpeyim, temizleneyim, kalayım sevgiyle sabahlara. Kader defterimde efendim, efendim seni görmek yazılmış mıdır anlama? Canımın sultanı, gel ki ruhum dalsın mazharlara, dalsın ki gönlüm olsun canda latif, aşka haykırsın saadeti ebediye. Evzülü evzü besmeleye sarılsın dilim, sarılsın ki olsun af. Nebim Hak, kıblem Kabe-i Beytullah, ellerim semada, kandillerde dualarda buluşuyorum, bülbüllerin ötüşünde. Ey Yaradan, olmuşsun dilimde zikir, duygularım saplanmış tomurcuk sümbüllere sessizce, yüreğim olmuş sahipsiz Züleyha, mateme sarılan bedenimse üşüyor Şafi. Tavafım iman, duam cemali nur, gözlerim Rahman'da, Nebim seninle dualarda buluşuyorum, güllerin derleşinde sen kokuyorsun ulu divanda semahlaşmış. Çöbelerle dönüyorum, öyle dönüyorum ki sessizce, utanıyorum el açmaya. Ya Rabbim, sevgilim Nebim, sevgilim olmuş canıma, derdi Mevlana, yolcudur muradım sonsuz hazana. Hasta gönlüm cömertini dinler ve diler, yönümse Yunus, gözyaşım ahire zaman. Bedenim cemalinde, ilahilerin sesinde, şeyhlerin gönlünde, suların sesinde, susamışım Kevser'e. Derdim artık çaresizdir, yolcuysam sana, rızanla al beni vuslata. Ahvaline gülmüyor gözlerim, gülmeyen ay yüzlü, ay yüzünün içi alev, dışı deniz, isteğimse kemalinde. Ey Nebim, senle kutlu doğumda buluşuyorum, buluşalım salavatlarda. Ey Nebim. Evet efendim, Sayın Sultan Özeteş hanımefendinin o güzel yüreğinden fevkalade bir eserdi. Çok teşekkür ediyoruz. Ve artık biliyorsunuz yavaş yavaş bu programın sonuna geldik. Siz değerli kalemler, dinleyiciler, şiire yürek verenler, insanlığı kaleminize döküp beyaz deftere yazan o güzel insanlar, o muhterem Kadir Şinas dinleyicilerimiz, hepinize saygılarımı, selamlarımı, sevgilerimi yollamak istiyorum. Sizin vesilenizle bu yayın güzelleşiyor ve gerçekleşiyor. Şiir renginde yapmış olduğunuz bütün paylaşımları Allah bizlere nefes verdiği sürece burada dile getirmeye çalışıyoruz. Güzel yüreklere yerleştirmeye çalışıyoruz. Her hafta bir şairimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Türk Edebiyatı'na damgasını vurmuş, gerek eserleriyle, gerek çalışmalarıyla, yazılarıyla ve tabii ki amatör ya da profesyonel hiç ayırt etmeksizin bütün güzel kalemlerin
o güzel şiirlerini buradan yürekten seslendirmeye gayret gösteriyoruz. Kusurumuz oluyorsa efendim affola. Çünkü canlı yayın ve canlı yayında çok sayıda mesaj geliyor, yorum geliyor. Bunu da buradan ben tekrar söylemek istiyorum. Her hafta elimizden geldiğince güzel şair ve şairelerimizi canlı yayına konuk olarak alıyoruz. Ben ne diyeyim daha? Var olunuz, bahtiyar olunuz. Tüm güzellikler sizleri bulsun. Efendim yüzünüzden gülümsemeyi, kalbinizden sevgiyi asla ve asla eksik etmeyin. Sevgi varsa umut vardır. Umut varsa da hayat vardır. Güzel günler, mutlu yarınlar sizinle olsun efendim. Sonsuz şükranlarımı sunuyorum bizleri dinlediğiniz için. Var olunuz. Haftaya yine aynı saatte görüşme ümidiyle. Vous êtes confortablement installé, bien assis. Vous sentez vos yeux se fermer. Vous vous enfoncez dans le coton protecteur du sommeil. Plus rien n'a d'importance. Vous êtes bien. La voiture dérape dans un virage et fait des tonneaux. Tous vos amis sont morts. Vous les avez tués. 17 saat uykusuz kalan sürücülerle 0.5 promil alkollü sürücülerin kaza yapma ihtimallerinin aynı olduğunu biliyor musun? Alkollü, yorgun veya uykusuz araç kullan. Trop d'accidents commencent par un bâillement. On ne peut pas lutter contre la somnolence au volant. Un seul remède, s'arrêter et faire un somme de 20 minutes. Sécurité routière, changeons. Yeni saat. Yeni saat ve yepyeni parçalar. Ve yepyeni parçalar. Sadece beni terk Zahitli gelir almadım diyemezsin Gelir ve ortaya yerleşir Görmeden edemezsin Gelir ve ortaya yerleşir bazen Kaçamazsın Gelir ve ortaya yerleşir Bazen bir bilmecedir cevabın bulamazsın Takar peşine sürükler seni Gitmeden yapamazsın Gelir ve ortaya yerleşir bazen Kaçamazsın Gelir ve ortaya yerleşir Aşk Fenerle tararsın kara geceyi Ararsın ömrün boyunca Sorarsan buldun mu doğru heceyi Bilmem ki Bazen ruhun çizilir içimden çıkamazsın Tekrar kolum kanadın kuş gibi dengini bulamazsın Gelir ve ortaya yerleşir bazen kaçamazsın Gelir ve ortaya yerleşir Fenerle tararsın kara geceyi ararsın ömrün boyunca Sorarsan buldun mu doğru heceyi Bilmem ki Bilmem ki Bilmem ki Bilmem ki Alnına nasıl yazılmış Sabuna mı yoksa taşa mı kazınmış Benden iyisini bulursan eğer Bilmem ki Bilmem ki Bilmem ki Gerçeğin nasıl yapılmış Denize mi yoksa havuza mı açılmış Sakin sular arıyorsan eğer Bilmem ki, bilmem ki, bilmem ki